Yerel seçim sürecinin ana siyasi aktörlerinden biri de İyi Parti. İyi Parti bu seçimlere nasıl hazırlanıyor? Çeşitli konulardaki görüşleri ne? Bugün onu konuşacağız. Konuğumuz İyi Parti'den Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında Ahmet Erozan deyince konuya geçmeden şöyle bir şey demek içimden geliyor. Ahmet Bey'le biz çok eskiden, onun deyişiyle geçen yüzyıldan tanışıyoruz. 90'ların başından Moskova'dan Büyükelçilik'te çalışırken ben de yeni sayılabilecek bir gazeteciyken, şimdi aradan epeyce çeyrek yüzyıldan fazla zaman geçti. Ben hala gazeteciyim. O yine genç bir milletvekili diyelim. İyi Parti adına bir sürü konuda görüşlerini almaya çalışacağız. Seçimlerden başlayalım. Seçim dedik. Biz durmadan seçim yayını yapıyoruz. Seçimlere İyi Parti nasıl hazırlanıyor? Bir genel bir tablo çizer miyiz? Ben şöyle tarif edeyim bunu. Biliyorsunuz genel seçimlere biz bir ittifakla girdik. Onun bir yasal zemini vardı. Ona uygun yasalar çıkarılmıştı. Bu sefer rakiplerimiz diyeceğim, AKP ve MHP'nin bir yine yasal olmayan bir zeminde, yani yasal çerçevesi olmayan bir zeminde yerel seçimlere de birlikte girme kararı almaları bizi ister istemez bir dayanışmaya itti. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız işbirliğini veya güç birliğini stratejik bir öncelik temelinde gerçekleştiriyoruz. Bunun da temel hedefi tabii ki mümkün olduğu kadar çok sayıda AKP belediyesini onlardan devralmak. Devralmak derken de bunu seçimle olacak, başka bir yöntem yok. Dolayısıyla biz genel seçimlerde aldığımız %10 oyu daha da yukarılara taşıyacak bir çaba içindeyiz. Onu da şu şekilde ifade ediyorum ben. Eğer Türk siyasi hayatını 100 hisseli bir şirket diye ifade edersek bizim bu şirketteki payımız %10. Yani kağıt üzerinde %10'luk bir hissemiz var bu şirketin içinde. Ama bildiğiniz gibi şirketlerin kağıt üzerindeki hisselerinin dışında bir de borsa değerleri vardır. O borsa değeri iner çıkar. Bizim şimdiki en azından son dönemdeki gözlemlerimize bakarsak bizim değerimiz yukarıya doğru gidiyor. Çünkü talep var ya. Yani onun verileri var mı Ahmet Bey? Çünkü son zamanlarda şu tür şeyler de var. Sizin hoşunuza gitmeyecek yorumlar belki. İşte çıktı, parladı, iyi oy aldı geçen seçimlerde. Ama şimdi bir sönüş içinde. O kadar oyu alamaz türünden tahminler de var. Şimdi o kadar oy bazında olmayacak bu seçimin sonuçları. Yani bu %10'un karşılığı şimdi ne olacağını bulamayacağız biz. Belediyeler olarak bakacağız. Hem belediyeler olarak bakacağız hem de bu yine güç birliğini yarattığı bir şekilde bizim oylar ona, CHP'ye, CHP'nin oyları bize nakledilecek. İline, yerine göre, ilçesine göre. Yani dolayısıyla buradaki başarı öyküsünü kaç tane büyükşehir, kaç tane normal il, kaç tane ilçe, kaç tane belde, kaç tane belediye meclisi koltuğu üyeliği alacağımız bazında analiz etmek gerekecek. Burada da yine rakama döndürmek zor. Ama ben şöyle bir şey iddiada bulunuyorum. Türkiye'nin haritası değişecek diye ifade ediyorum. Ne anlamda değişecek? Yani o sınırlar değişecek anlamında değil. Aman. Türkiye'nin haritası renkler itibariyle değişecek. Biliyorsun seçimlerden sonra genelde geçen seçimde de oldu. Böyle kimin nerede daha çok milletvekili çıkardığına bağlı olarak Türkiye haritası şehirler bazında renklendirilir. Evet. Ve geçmişteki haritalarda genellikle kıyı sahili boyunca CHP'nin içeriye ve Karadeniz'e doğru bir AKP, sarı, Güneydoğu'ya doğru da bir HDP renklerinin hakim olduğu bir haritalar vardır. Bu harita daha renkli olacak. Yani İyi Parti de kendi renkini oraya getirecek. Ne kadar getirecek acaba? Vallahi bunu rakama vurmak zor. Yani zor derken bizim tahminlerimiz var kafamızda ama biz şunu yapmaya çalışıyoruz yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın aksine. Cumhur İttifakı meseleyi yerelden kaçırmaya çalışıyor. Niçin yerelden kaçırmaya çalışıyor? Çünkü bir başarı öyküsü yok. Yani başarı öyküsünün yokluğunu birkaç örnekle size anlatayım. İstanbul'da belediye başkanı istifa ettirildi mi? Ettirildi. Ankara'da ettirildi mi? Ettirildi. Bursa'da ettirildi mi? Ettirildi. Balıkesir'de ettirildi mi? Ettirildi. Bunu birkaç tane daha uzatalım. Evet. Şimdi bunlar niye ettirildi kardeşim diye biz yüksek sesle soruyoruz. Ya başarısızdılar. Birinci seçenek. Yani cidden işlerdim ki beklediğini yapmadılar. İkincisi yolsuzluk.
ki bunun da kokusu var piyasada. Üçüncüsü daha da ağır bir koku olarak bir FETÖ kokusu var piyasada. Onun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a hıyanet ettik. Evet. Yani sadece İstanbul değil, başka yerlere de hıyanet edildi ama o eski İstanbul Belediye Başkanı olduğu için İstanbul'a hıyanet ettik diyor. Bizim yüksek ses soruyoruz ya, kim yönetti bu ülkeyi 16 senedir? Siz. Yani o zaman aynaya bakın, kusurlar arıyorsanız dememiz lazım. Ha, şimdi buradan ileriye doğru baktığımızda biz Bursa örneğinden başlayayım. Bursa'nın trafik sorunu, Bursa'nın otopark sorunu, Yeşil Bursa'nın beton Bursa olmuş olması, çevre sorunları, tarımın sorunları, işsizlik vesaire gibi yerel meseleleri. Yani genel siyaset ya da bika meselesi değil değil mi? Yerel sorunlar. Biz yerel sorunlara odaklanmaya çalışıyoruz. Kampanyamızı o şekilde yapıyoruz. Onlar milli ve beka sorunlarına, yani meseleyi bir yukarıya, aşağıya çekmeye çalışmıyorlar. Çünkü aşağıda savunacakları bir başarı öyküsü. Peki yok. Başarılı oluyorlar mı? Çünkü %90 medya onlarda, pek çok devletin olanağı var. Ya, şimdi bize en çok genel seçimlerde de şöyle bir laf duydum ben en çok. Biz kurtarın bizi bunlardan. Vatandaş bunu diyor. Hala diyenler arasında AKP'liler var mı? AKP'liler tabii ki. Yani şu anlamda bunu AKP'liler diyorum. AKP'nin bütün amacı biraz evvel söylediğim o milli ve beka sorunlarını yukarı çekerek bize Türkiye'yi bölmek, yani referandum gibi bir tabloya itmeye çalışıyorlar seçmeni. Yani bizler ve diğerleri şeklinde. Bizde bizler ve diğerleri değil mesele. Bu seçimde bizler diğerleri diye bir şey yok. Bu seçimde yerel sorunlara çözüm üretme kapasitesini ispatlayacağı oy versin diye biz bekliyoruz. Ha şimdi onlar buradan kaçırmaya çalışıyorlar. Onların ne bileyim işte Suriye gibi bir tema çerçevesinde bir başarı öyküsü. Suriye'ye ayrıca geleceğim sizi bulmuşken ama şunu merak ediyorum, tahmininizi. Tamam, siz İYİ Parti ile ilgili iyimser konuştunuz, net bir şey demediniz, tahmin öngörmediniz. İktidar oylarında ve iktidar belediye sayısında bir azalma öngörüyor musunuz? Ben şu şekilde diyeyim kabaca. Biliyorsunuz şu anda çoğunluk bu Cumhur İttifakı'nda, mecliste en azından. Yani dolayısıyla meclisteki çoğunlukları %50'nin üstünde sayısal olarak baktığımızda. Bugün rakama vursak ikisinin, yani bugün bir genel seçim yapıyor olsaydık, bunda tabii bu ekonomik durumun vebali de var. Kimin sırtında olacak ki, kim yönetti bu ülkeyi? Her şeyin sebebi bir dış güçler değil. Onların ikisinin bir arada oyu bugün %45'in altında. Yani %50'nin üstünden %45'in altına gelmiş vaziyetteler. Ve dolayısıyla oradan çıkan oyun gideceği yer belli. Çok uzak değil, hemen yakın bir yerde. Yani AKP'den çıkan oyun genelde CHP'ye gitmediğini biliyoruz. MHP'den çıkan oyun da CHP'ye gitmediğini biliyoruz kabaca. Dolayısıyla eriyen Cumhur İttifakı'nın eriyen oylarının gidip kapısını tıklatacağı İYİ Parti var. Aslında enteresan, bazı araştırmacılar, bu arada Bekir Ağırdır gibi saygın bir araştırmacı da AKP'den yüz çevirenlerin, düş kırıklığına uğrayanların önemli bölümünün MHP'ye yönelebileceğini söylüyor. Bir baksınlar MHP'nin meclisteki tavrına baksınlar ilk önce. Yani AKP ile MHP'nin arasında gün fiiliyatta hiçbir fark kalmamış vaziyette. Yani meclisteki tavırları itibariyle, yani bizim bir takım önerilerimize hayır bayrağını açmış bir Cumhur İttifakı var. Yani şimdi Cumhur İttifakı'nın MHP ayağının şöyle bir sıkıntısı olduğunu biz gözlüyoruz. Başta ekonomik kriz olmak üzere verdikleri destekle bunun sorumluluğunu paylaşıyorlar. Yani dolayısıyla maalesef, keşke olmasaydı bu ekonomik kriz diyeceğiz ama bu ekonomik krizin fatura onlara da çıkarıyor. Çıkıyor tabii ki. Yani dolayısıyla bugünkü ulusal politikalar, ekonomik politikaların uygulamalarında verdikleri destekten ötürü MHP ile AKP'nin hiçbir farkı yok. Peki, bu hatalıysa bu politikalar, hatayı bedelini ödeyecek bu siyasi partiler. Peki şöyle bir şey de sorayım. Biraz genel bir soru ve kısa cevap verilmesi kolay olmayabilir ama yine de rica edeyim kısa cevap vermenizi. Şimdi İYİ Parti çıktığında çok şey konuşuluyordu. Ne olacak, nereye gidecek parti vesaire ve acaba merkez sağ olur, orayı toparlar mı? AKP'yi o anlamda küçültür mü? MHP ile arasında ciddi çizgiler gelir mi diye. Şu anda da bazı çevrelerde, en azından bu soru sormayı kolaylaştırıyor, bazı çevrelerde ikinci bir MHP'miz olduğunu, işte bir sürü konudaki tavrıyla böyle bir yorum var. Hiç alakası yok.
Bir de biz küçük MHP değiliz. Bizi, yani şöyle bir şey olduğu kanısındayım. Biz kurulduğumuzda tabii ki içimizdeki demokrasiyi MHP'nin kendisi içinde hayata geçiremeyen arkadaşlarımız var. Sayın Genel Başkanımız da o coğrafyanın veya o siyasi akımın bir dar boğaza gelip otoriter bir sistem içinde parti kurallarının işlemesinden dolayı oradan madem burada demokrasi olmuyor, demokrasiyi biz yaratalım diye bizim İyi Parti'yi hayata geçirdik. Şimdi bu hayata geçirmenin gerisinde bizim kadrolarımızda çıkış yolu orası olmakla birlikte, yani çıktığımız yol kaynak diyebileceğim nokta olması birlikte, o su, akan su, başka nehirler gibi başka kullardan yeni şeyler aldı. Siyasi oyuncular aldı. Bunun içinde siyasi oyuncularım, CHP'den de bizde bugün kadrolar var. AKP'den de var. MHP'den de. Nerede duruyor İYİ Parti? Merkez sağ falan merkezde, gibi tanım merkez, var mı? Merkezde duruyor tabii. Yani niye merkezde duruyor? Bir defa merkezde olmanın şöyle bir şeyi var. Rahatlığı var demem lazım. Bugünkü siyasi konjonktürde başka ufuklardan kendilerine gelecek açısından beklentilerine yanıt veremeyen siyasi partiler içinde olan kadrolar, ya ben bu ülke için çalışmak istiyorum, bu ülkenin bekası için çalışmak istiyorum, bu ülkenin geleceği için çalışmak istiyorum diyenler, eğer bulundukları yerlerden memnun değillerse bizim kollarımız bu kadar açık. Şu kadar değil. Bu kadar açık. Yani bu kadar açık olmanın verdiği bir rahatlık var demem lazım. Dolayısıyla hem sağdan hem soldan bulundukları yerde ya olmuyor burada diyen herkesin merkez istikamette. Çünkü o sağda ve soldakilerin daha sağı daha solu yok. Hı. Yani daha solu deseniz artık başka bir, yani o sosyal demokrasiden değil, daha öteye başka bir yere gideceksiniz. Türkiye'de bunun bir pek karşılığı yok. Sağ deseniz AKP'nin ve MHP'nin sağı yok. Peki. Dolayısıyla ortaya doğru bir kaçış olabilir. Anladım. Diğer siyasi partilerden. Bizim de kollarımız dediğim gibi açık. Peki yeni bir milletvekili, politikacı olmanıza rağmen henüz sizi terletemedim. Yalnız şöyle bir sorum var. Yok. Şimdi Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti'yi ağzına almıyor ve Meral Hanım'ın adını ağzına almıyor. Bu elbette ignore etmek, yok saymak, bu bir seçim taktiği olabilir. Geçen seçimler, şimdi yeni bir seçim. Ama bir kötü niyetli yorum da burada yapalım. Ne olur ne olmaz, MHP ile ittifakta bir sorun gündeme gelirse MHP'yi bırakıp İYİ Parti'ye yönelebilirim türünden bir düşünce de var mı acaba, böyle bir şey ihtimal dahilinde mi? Geleceği değil de ben geçmişten örnek vereyim buna. Geçmişte, yakın geçmişten bir örnek vereyim. AKP'nin tabii ki böyle bir şeyi, arayışı oldu. Oldu diyeceğim. Çünkü biliyorsunuz biz seçimden %10'la çıktığımız zaman bir tartışma oldu kamuoyunda. Bunlar ne kadar başarılı, başarılılar mı, değiller mi diye. Ve Sayın Genel Başkanımız da bu ortamda cesurca, yani biz cesaret gerektiren bir adım attı. Hiçbir siyasi partinin yapmadığını, seçim sonuçlarından sonra kurultaya gitti. Ve biz cesurlar hareketi olduğumuz için bunu ben hiç şaşırmadım, yani böyle bir atak yapmış olmasına Sayın Genel Başkanımızın. Ve o konjonktürde AKP'nin şöyle bir beklentisi olduğunu gözledik biz. Bizden 10 tane filan milletvekilini değiştirip diyeyim, MHP'den kurtulmaya çalıştı. Ya bir deneme oldu yani. Bir deneme yaptı. Bunu Sayın Bahçeli fark etti. Yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağını hissetti ve dedi ki Koray Aydın'a seslenerek git ablayı ikna et, dönsün siyasete dedi. Yani onların tabii ki arayışlarında İYİ Parti'yi bir yere koymuşlardır. Ama mesele onların arayışları değil, bizim nereye baktığımız. Biz ne AKP'ye bakıyoruz kendi geleceğimiz açısından, ne MHP'ye bakıyoruz. Onun için de şeyi tamamen reddediyorum. Yani bir küçük MHP bizi, daha doğrusu kamuoyunda da bunun bombardımanı var. Yani basın yayın organlarını biraz evvel %90'ını kontrol edenler bizi olduğumuz gibi değil, görmek istedikleri gibi göstermeye çalışıyorlar. O görmek istedikleri gibinin bir ayağı da senin biraz evvel söylediğin, evet, bizi yok, bir böyle nebulöz gibi havada ne olduğu belirsiz bir resme dahi yansıyamayan bir
bulut gibi tarif. Ama yine de ileride hani ne olur ne olmaz bu politikadır türünden bir yaklaşımınız var mı bu AKP İYİ Parti olası işbirliği için? Bu anlamsız bir, kusura bakma, anlamsız bir soru bugünün koşullarında, gelecek açısından. Gün olur bu anı kullanırız söyleşimizin bu bölümünde. Tabii bunu kesip yapıştırıp gösterebilirsiniz zamanı geldiğinde. Bu seçimler, yerel seçimler kimin kime galebe çaldığını bence çok net gösterecek. Yani bizim şeyimiz o, biraz evvelki borsa değerimiz artmaya devam ediyor. Borsa değeri olduğu zaman ne olur? Vatandaş geleceğine için yatırım yapar. Geleceği için yatırım yapar. Yani bazıları borsada hisse alıyor. Ne diyor? Bu hisse yükseliyor. Aman elimdeki doları satayım, şu hisseden alayım diyor. Biz o noktadayız şu anda. Dolayısıyla biz aynı zamanda şu şekilde tarif ediyoruz kendimizi. Biz bu 100 hisseli şirketin altın hisseye sahip olan firmasıyız. Güzel, iddialı. Peki seçimlerle ilgili son iki şey sorayım size. Bir, CHP ile işbirliğiniz nasıl gidiyor? Burada da yine olumsuz şeyler, söylentiler. İşte anlaşamıyorlar şurada, işte çok uzadı, süreç uzadı. İYİ Parti gücünün az olmasına rağmen çok şey istiyor CHP'den vesaire. Bir sürü söylenti. Bunu biraz evvel söylediğim gibi, bu bir stratejik ortaklık bu. Tabii ki müzakereler olacak. Tabii ki şeyli olacak. Sert olacak bazı boyutlarıyla, ama sonunda el sıkıştıktan sonra herkes için artık yapılacak bir görev var. Bir mükellefiyet var. Yani o paylaştığımız il ve ilçelerde CHP kalan il veya ilçelerde İYİ Partililerin oyunun hangi yönde olması gerektiği, bizde kalan il ve ilçelerde de CHP seçmenin oylarının nerede olması gerektiği konusunda her iki partinin de kendi şeylerini, tabanına bir mesajı olacak. Bu mesajda bu stratejik öncelik çerçevesinde bizim sizden beklediğimiz genel eksel bir seçimden farklı olarak bir siyasi parti tercihi değil, bir görev. Taban ne kadar uyar acaba buna? Ben bunu CHP'lilere de soruyorum. Yani İYİ Parti'ye ne kadar oy verir? Size de sorayım. Sizin tabanınız CHP'ye. Şimdi Bursa örneğini göstereyim size. Yani Bursa'da 8'e 9 paylaşım şu anda, ilçe paylaşımı. Bizim tabanımıza, onlar da kendi tabanlarına bu dayanışmanın gereğini tarif edecekler. Niye olduğunu izah edecekler. Ve bence fire hesaba alınmayacak. İmkansız demiyorum. Ama sonuçları değiştirmeyecek kadar küçük olduğunu varsayıyorum. Peki son olarak HDP'yi sormak istiyorum. Şimdi iktidar bilinçli bir çabayla HDP'yi şeytanileştirdi, kriminalize etti. CHP'nin örneğin onunla işbirliği yapmasını engelleyen, kendince başarılı bir hamle yaptı. Pek adı da anılmıyor işbirliğinin, yerelde olur mu bilmiyorum. İYİ Parti daha da hassas duruyor HDP'ye karşı. Hiçbir hani siz konuşmanızın başında yerel seçimlerle ilgili iktidar partisinin mevzilerinin zayıflatılması gibi bir anlatımınız oldu. HDP ile şu ya da bu şekilde bir işbirliği söz konusu olamaz mı? Bizim yani HDP bir defa kendi şeyle, tercihleriyle veya coğrafi tanımlamalarıyla yerel seçimlere bakıyor. Onun bizim gördüğümüz kadarıyla HDP'nin yerel seçimlerinden beklediği birinci öncelik bir defa kayyumlu diyeceğimiz şeyleri, koltukları devralmak. Yani oralara bir seçimle geldiydik. Dolayısıyla bu kayyumlardan kurtulmanın en kestirme yolu bu yerel seçimdir diye ona bakıyor. Onun önceliği o. Bizim şey, genel seçimdeki oyumuza baktığımızda, yani onların önem verdiği bölgelere baktığımızda, orada tabii ki bizim oylarımız yukarıya çekme gibi bir çabamız var, ama bu çekmede bizim HDP ile bir siyasi ortaklık yapmamızı gerektirecek koşullar yok ortada. Yani dolayısıyla büyük şehirlerde tabii ki bazı, bir İstanbul'da da olsun, Ankara'da olsun, büyük şehirlerde, Bursa'da olsun bir HDP şeyi var, oyu var. Ama biz o oylara ihtiyaç olmadan CHP, İYİ Parti, bazı yerde belki Saadet Partisi dahi bu şeyin içine girebilir. Yani Saadet Partisi'nin aday göstermediği il ve ilçelerde. Çünkü bazı yerlerde gösterse. Yani iktidara karşı da ihtiyaç olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kürt oylarına, HDP oylarına? Şimdi onların oy tercihlerinin büyük şehirlerde sonuca etkisi olacaktır mutlaka. Hı hı. Ama biz talepkârı değiliz. Peki bir mesafe koyuyorsunuz araya. Yani mesafe koymamızın gerisinde
ulusal düzeydeki onlarca izlenen politikaların bizim tabanımızla uyuşmayan motifleri var diye. Peki. Son iki soru dedim ama bir şey daha sorayım. Seçimlerin sonunda özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin iktidar tarafından kaybedilmesi gerçekleşirse, böyle bir şey olursa genel seçimler olabilir mi? Olmaz. Bana sorarsanız olmaz. Niye olmaz? Şimdi eğer bu bizim tahminimize göre %45'in altına inmiş olan ittifak, Cumhur İttifakı, bence bu erimeyi ve kan kaybını sürdürecek. Yani niye sürdürecek? Bu ekonomik durumun bugünle 31 Mart arasında daha iyiye gitmesi diye bir senaryo yok piyasada. Yani dolayısıyla bu kan kaybı devam edecektir. Şimdi genel seçimlere gidelim. Normal bir ülkede bu sizin dediğiniz olabilir. Beklenir de. Yani şunu demesi lazım. Normal bir iktidarın güven benim kamuoyu veya seçmenler nezdindeki itibarım beni azınlık yaptı. Yani şu anda çoğunluk var çünkü mecliste. Beni azınlık yaptı. Yani %45'in altındaki bir oy oranında milletvekiline şey yaparsanız, aktarırsanız siz bir azınlık hükümeti durumuna düşmüş durumda olursunuz. Ve genellikle iktidarlar güven oyu diye buna bakarlar. Ama Türkiye'de bu yaratılan cumhurbaşkanlığı sisteminden dolayı bu işlemeyecek. Çünkü hadi gidelim seçime diyebilmesi için, ki bunu tek kişi diyecek Cumhurbaşkanı, yoksa AKP'li milletvekilleri istediği kadar tepinsinler erken seçime gidelim diye, bu böyle olmayacak. Cumhurbaşkanı eğer genel seçimlere gidelim derse meclisi feshedecek. Meclisi feshederse kendisini feshedecek. Anladım. Sonra nasıl o %45'te yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek? Seçilemeyecek. Peki. Eğer tercihi oysa yapsın tabii ki. Seçim bölümü ve söyleşimizin ana bölümü buydu ama son birkaç dakika içinde kısaca da olsa sizin yıllardır, 10 yıllardır diplomatik deneyiminiz olduğuna da işaret etmiştim başlangıçta. Şimdi Suriye'deki duruma gelmek istiyorum. O konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi onu da güncelden, genel bir soru demeyelim de, bir Adana mütabakatı varmış meğer. Bunu hatırladık. Putin bize hatırlattı ve ondan sonra biz konuyu tartışmaya başladık. Bu mütabakat tartışmaları ekseninde Suriye'de nereye gidiliyor? Ya Putin çok terbiyeli davrandı. Yani? Müsamahakar davrandı. Yani? Yani bak vallahi kafana çakmak istemiyorum senin. Yani ben sana kulağına fıslayayım ama kamuoyuna da fısladı bunu tabii ki. Bir Adana mutabakatından bahsediyor. Ben size başka bir mutabakattan bahsedeyim. Ondan hiç sesini çıkarmıyor Erdoğan. Aralık 2010'da. Evet, 21 Aralık 2010. Aynı mutabakat. Karşı İsmi Adana değil ama aynı mutabakat var. Evet. Ama onun kafasına vurmadı şey Erdoğan'ı. Niye? Kardeşim sen Adana, ben sana Adana diyorum ama sen anla benim ne demek istediğimi, dedi. Çünkü o mutabakat Aralık 2010'da yeniden teyit edildi. Hı. Nisan'da da AKP iktidarında onaylandı, meclisten geçti. Yani çözüm arayışında Adana mutabakatına gerek yok. Sen bu adamla, Esad'la, sonradan Esed yaptığın Esad'la aynı şeyi sen yaptın. Ha, eğer senin bir diyaloğa ihtiyacın varsa bir çözüm açısından, bunu uygula, dedi. Bunu uygulamanın tek yolu vardır. Esad'la konuşmaktır. Yani bu anlaşmanın iki tane ayağı var. Bir tanesi Şam yönetimi, bugün Esad, yarın Mesad. Şam yönetimi, bu tarafta da bugün Türkiye var. Şimdi bu mutabakat tek başına uygulanamayacağına göre, bu mutabakatın tek çözüm yolu ya Adana mutabakatını ya 21 Aralık 2010 mutabakatı. Mutabakat değil, o da anlaşma. Uygulamaya geçilebilirsin. Tek şey var. Esad'la ilişkin, Şam'la ilişkin. Yani İstikamet şurası, ileriye doğru yürüyelim. Peki Putin kendince akıllı bir hamle yaptı ve bunu herkes de aşağı yukarı kabul ediliyor. Erdoğan ne yaptı? O da sahip çıkar görünüyor. Amacı ne? Ben şöyle tarif ediyorum. Erdoğan'ı ben bir ip cambazı olarak görüyorum. Bugüne kadar ip cambazlığı yaptı. Yine ip cambazlığı yapmaya çalışıyor. Ama arada bir fark var. İp cambazı bildiğiniz gibi böyle havada olur. Cambaz onun üstünde çeşitli hareketler yapar. Bazen o tarafa, bazen bu tarafa, bazen Rusya, bazen Amerika'ya. Şimdi yine ip cambazlığı yapıyor. Ancak bir şey var. İp havada değil artık, yerde. Ayağı yere bastı. Ayağı yere bastı ve öyle bir noktada buluyor ki Putin Erdoğan'ı. Kardeşim, yani bulunduğun noktada senin yapacağın tek şey var. Git Esad'la konuş. Bak zaten mutabakatın da var. Ben senin kafana çakmıyorum. 2010'da zaten kendin yaptın. Başkasının yaptığından ben sana
Yani fiilen Erdoğan da kabul ediyor ve Şam'la ilişkilerin resmi olarak başlatılmasına çok fazla bir zaman yok galiba. Tabii, hayır, şimdi başlayacak tabii de bunun herhalde Erdoğan açısından bir şeyi olması lazım. Bir kaldıraça ihtiyaç var. Bunu çünkü sonunda Erdoğan'ı pek çok kitle, AKP'nin içindeki kitleler dahi döneklikle suçlayabilir. Yani dün yeşil, bugün beyaz, öbür gün kırmızı diyen bir iktidar var. Ha şimdi bunun faturası oluyor. Siyasi faturası oluyor kamuoyunun nezdinde, seçmen nezdinde. Dolayısıyla Erdoğan bunu büyük ihtimalle şimdi bir can havliyle sarılacağı o Cenevre süreci çerçevesinde gerçekleştirecektir. Cenevre sürecinde ne olacak? Biz de büyük ihtimalle masada olacağız. Suriye'nin yönetimi de masada olacak. Rusya'da, Amerika'da işte bilinen oyuncular masanın etrafında olacak. Zaten aynı masayı oturdunuz mu? Otomatik olarak tanıma demektir. Peki onun ötesinde size son sorum olsun bu söyleşide. Erdoğan bir şekilde özellikle son dönemde Suriye konusunda bir denge arayışında epeyce bir astanayla yürüdü. Rusya ile koordine ederek ya da onun izniyle yürüdü. Bir noktadan sonra işte hem Suriye'deki adımlarını ABD ile koordine etmeye çalışıyor. O en azından bir çabası var. Hem de bunun işte füzeler vesaire gibi değişik alanları var. Rusya ile ABD arasında bir denge bulabilecek mi acaba Erdoğan? Ben buna genelde şöyle bir cevap veriyorum. İsmet İnönü'nün bir lafı vardır biliyorsunuz. Bir süper gücün dostu olmak, müttefiği olmak ayıyla yatağa girmeye benzer. Maalesef Erdoğan'ın bugünkü durumu itibariyle Erdoğan durumu ayılardan ayı beğen noktasındadır. İki tarafta da ayı var. Yani hangisiyle yatağa girmek istiyorsa tercih onun. Ama sonucu pek iyi görmüyorsunuz. Yatağa yani, girilen partner farklı bir güçte olduğu için. Bu gibi ittifakların, bu gibi şeylerin, dayanışmaların sonunda analizi yapılırken bir güç dengesi temelinde yapılabilir. Yani Türkiye'nin ayakları yere bastı dediğim noktada biraz böyle ben ona stratejik kara delik diyorum. Derinlikten kara deliğe geldik evet, biz. Evet. O kara deliğin içindeki bir Türkiye'nin bu ayılarla, mecazi anlamda söylüyorum. Kimseye hakaret anlamında söylemiyorum. Hayır, Ruslar hiç bozulmaz bu ayı lafına biliyorsunuz. Çok sevdikleri. Hayır, onların medarı iftiharı o. Evet. Dolayısıyla Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim. Yani bu politikayla Allah sonumuzu hayır eylesin. Peki. Daha akılcı, daha gerçekçi politikalar varken bugünlere gelmemiş olsaydık keşke. Bu hayır dileğiyle kapatalım isterseniz programımızı. Daha iyi, sağ olun. Daha iyi günlere. Biz şu iddiadayız. 1 Nisan günü güneş doğacak. Bu bir şaka değildir. Peki söyleşimiz Ahmet Erozan'laydı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili ve uluslararası politika konusunda yetkin bir isim. Epeyce bir konuya değindik herhalde. Enteresan, dinamik bir söyleşi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni konuklarla yeni programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.